Herkese selamlar. Canlı yayına hoş geldiniz. Ertuğrul Zengin hocamızla İletişim Yayınlarından çıkan Akıncılar Hareketi isimli kitabı üzerine konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun Hüseyin Hocam. Sağ olun. Teşekkür Ya. ederim. Hocam ben katılımınız için teşekkür ederim. Akıncılar Hareketi Ertuğrul Hoca'nın aynı zamanda Galatasaray Üniversitesi'nde hazırladığı doktora tezi. Ben hocama ilk olarak şunu sormak istiyorum. Kitapta Akıncılar Hareketi'ne gelmeden önce Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonraki hem milliyetçi muhafazakarlardan hem de İslamcılığın ortaya çıkışından filan bahsediyorsunuz. Bu anlamda milliyetçi muhafazakar deyince aklımıza gelen iki önemli entelektüel Nurettin Topçu ile Necip Fazıl Kısakürek. Nurettin Topçu ile Necip Fazıl Kısakürek'in fikirleri arasında ne gibi farklılıklar vardı hocam? Evet, teşekkür ederim. Öncelikle dinleyen dostlarımıza da iyi dinlemeler dileğinde bulunuyorum. Şimdi şöyle, tabii Nurettin Topçu ile Necip Fazıl Kısakürek arasında epey bir fark var. Yani iki farklı aslında damar diyebilirim. Yani Türk, eğer İslamcılığı da bir sağcılık olarak ele alacaksak gibi bir tartışmalı bir mevzu olur ama hadi öyle aldığımızı kabul edelim. İki farklı damardır aslında. Topçu damarıyla Necip Fazıl damarı. Necip Fazıl Kısakürek daha ya benim incelemelerim veya benim okumalarımda gördüğüm kadarıyla İslamcılığı, Türkiye'deki İslamcı hareketi yani işte 60'ların sonunda işte Milli Nizam Partisi'yle partileşen ve ondan sonra işte Akıncı hareketine doğru giden İslamcı hareketin fikir babalarından biridir. Yani bence de en önemlisidir bu arada. En önemli isimlerden biridir. Bence en önemlisidir Necip Fazıl. Özellikle Milli Türk Talebe Birliği'nin yaptığı etkisi itibariyle. Nurettin Topçu tabii daha farklı bir figür. Yani daha entelektüel, felsefi bir figür. İşte Fransa'da yaptığı bir doktora var. Ondan sonra Türkiye'ye geliyor. Tabii çok değerli kitaplar yazıyor. Topçu Anadolu sosyalizmi dediğimiz fikrin taşıyıcısı. Daha yerlici bir damar iken Necip Fazıl Kısakürek de aslında bir taraftan o da yine Anadolu vurgusu, onun da güçlüğü vesaire ama Necip Fazıl'da biraz daha bir ideolojik bir şey görüyoruz. Yani ideolojikten ne kastediyorum? Toplumu ve devleti gibi bir daha çok bir felsefi misyon, bir düşünce misyonu taşıdığını görüyoruz Necip Fazıl'dan. Nurettin Topçu pek öyle değil. Yani Nurettin Topçu'da din anlayışı daha çok Anadolu insanının hayatıyla mündemiş olan, Anadolu insanı hayatının bir parçası olan, işte Mevlidler gibi, İşte belki tekkeler gibi Anadolu insanın hayatıyla hemhal olmuş bir din anlayışı var. Yani çok politize olmuş, işte devlete ya toplumu dönüştürücü bir dışarıdan empoze edilmiş bir dinden ziyade toplumun yaşantısının bir parçası olarak din anlayışı var. Necip Fazıl ise daha devrimci bir yerden bakıyor ve daha dini biraz daha bir nizam teklifi olarak, bir düzen teklifi olarak ele alıyor ve mevcut düzenin İslami olmadığını ve bu düzenin İslamileştirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Özellikle İdeoloji Örgüsü kitabı bu konuda önemli bir kitaptır. Orada mesela bir İslamcı ütopya ortaya koyar. Tabi İslam lafını çok kullanmak istemez. Daha çok Büyük Doğu ifadesini o şey yapar, önemser yani onu ön plana çıkarır. Çünkü orada hani İslam'ı biz mi temsil ediyoruz, başkası mı temsil ediyor gibi bir soruya çok şey vermemek için, mahal vermemek için. Yani Necip Fazıl daha böyle daha eyleme yönelik işte yani bütün o kariyerine de baktığımız zaman MTTB ile ilişkilenmesi 60'ların ortasından itibaren bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman daha politik ve işte doğrudan gençliği eyleme. Ya bu eylemi tabii hemen dar anlamda almamak lazım. Yani geniş anlamda eylem. İşte fikri yapılanma bunun bir parçası olabilir. Başka tür örgütlenmeler, işte öğrenci teşkilatlanmaları olabilir. Buraları hep ne diyelim, buralara dokunmaya çalışmış
bir zat. Topçu ise daha münzevi aslında. Daha böyle mesela Topçu ekolü daha işte mesela İsmet Özel, İsmail Kara gibi şu dergah ekolü dediğimiz işte Ezel verdiler vesaire. Yani o orada o başka bir ekol gibi geliyor. Daha yayın üzerinden giden, yayıncılık üzerinden giden bir ekol gibi gözüküyor. Daha entelektüel. Evet yani Nurettin Topçu dediğimiz gibi daha farklı. Yani kendi dönemlerinde de aslında aralarında polemik var. Yani özellikle bu Anadolu sosyalizm lafı mesela Necip Fazıl'ı çok rahatsız eden bir laftır. Hatta onunla ilgili bir polemik de Nurettin Topçu'ya karşı geliştirmiştir. Tabii Nurettin Topçu daha şey bir insan. Ne diyeyim yani daha böyle daha hassas da bir kişilik. Tabii Necip Fazıl tarzı daha... Daha polemikçi bir tip tabii ki. Necip Fazıl demek büyük oranda polemik demektir zaten. Onunla o şeye ne diyelim o mücadeleye çok doğrudan girmek istememiştir. Kendi düşünce çizgisini geliştirmeye çalışmıştır. Tabii şu sorulabilir yani İslamcı gençlik üzerine etkileri bakımından yani Necip Fazıl'ın çok daha fazla etkili olduğunu söyledim ama mesela Nurettin Topçu'nun etkisi ne olmuştur denebilir. Ya Nurettin Topçu'nun etkisi mutlaka tabii ki yani bir kaynak olarak olabilir ama benim yani gördüğüm kadarıyla veya hissettiğim kadarıyla işte Nurettin Topçu'da okuyorduk vesaire dense bile ben etkisinin çok kuvvetli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bugün bile Nurettin Topçu okumak bir kolay bir şey değildir. Yani felsefi düzlemine girmek bugün bile çok kolay değildir. Daha işte dediğim gibi biraz da İsmet Özel mesela o biraz daha belki tabii ki daha etkili bir şey. Yani o düşünceyi biraz daha bugünlere taşıyan diyelim. Ya bu şekilde yani ikisinin özetlemek gerekirse hani ilk kısmı biraz kopmuştuk oradan. Din anlayışları farklı, İslam anlayışları farklı. Birisinin İslam anlayışı, Nurettin Topçu'nun İslam anlayışı halkın yaşantısıyla hemhal olmuş, mündemiş olmuş. Halkın davranışları, örfüyle, adetiyle... bir yaşamın bir parçası olarak din iken diğerinde dinin böyle bir fonksiyonu olabilir bir taraftan ama bir taraftan bunu aşacak şekilde bir nizam, bir düzen yani toplumu ve devleti işte ideoloji örgüsünde ortaya çıktığı şekilde düzenleyecek bir nizam olarak din anlayışı. Yani bu ikisi arasındaki en büyük farkın İslam'ı anlamak ya yani İslam'ı kendi düşüncelerini neresine koyduklarıyla biraz ilişkili olduğunu düşünüyorum. Hocam şimdi tek parti döneminde hem işte Müslümanların ve milliyetçi muhafazakarların çok büyük sıkıntılarla karşılaştıklarını biliyoruz. Aynı zamanda kamusal alanda dışlandıklarını da biliyoruz ama Demokrat Parti döneminde birlikte milliyetçi muhafazakarlar lehine bazı gelişmeler olmuş mudur siyasi olarak? Tabii oldu. Yani tabii Demokrat Parti işte kitapta da ben onu da bir tartışmaya çalıştım. Yani muhafazakar milliyetçileri belli bir alan açtı. Niye alan açtı? Çünkü tabii ki en büyük ortak tırnak içinde tabii düşman diyelim. Cumhuriyet Halk Partisi ve İsmet İnönü ile özellikle tabii çok özdeşleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi. İki tarafında yani hem Demokrat Parti hem de muhafazakar milliyetçilerin tabii şeyi ne diyelim rakibi olarak gördüğü bir zat ve parti CHP. O yüzden muhafazakar milliyetçiliğin özellikle toplumsal yapılanmasına karşı daha müsamahakar olduğunu söyleyebiliriz. Toplumsal yapılanmadan ne kastediyorum? İşte mesela çeşitli milliyetçi örgütlenmeler, işte antikomünist vesaire dernekleşmeler. Mesela bunların önü açılmıştır. İşte cami yapma vakıfları vesaire onlar işte ilim yaymalar vesaire o yani onların işte kökleri belki oralardan gelmektedir. Fakat oradaki önemli şeylerden bir tanesi şu kitapta da tartıştığım üzere muhafazakar milliyetçiliğin böyle bir çok dört başı mamur bir ideolojik yapı olarak ortaya çıkmasını da Demokrat Parti çok istememiştir. Yani Demokrat Parti kendi kontrolü içerisinde ve özellikle CHP'ye karşı ve kendi oy alacak yani daha oy merkezi düşünen yani zaten bir sonuçta bir işte kitle partisi olaraktan daha işte toplumsal desteği önemseyen bir parti Demokrat Parti. Yani kendisinin işine yaradığı kadarını alan kendisinin işine yaramadığı kısmını da
ve tehlikeli gördüğü mesela kısmı da geride bırakmak isteyen bir şey, bir partidir. Mesela bunun örneklerinden bir tanesi bu 1953 senesinde bu bir Fetih Derneği var, İstanbul'un fethiyle ilgili. 1953'te biliyorsunuz İstanbul'un fethinin bir yıl dönümü, önemli bir yıl dönümü oluyor. 500. yıl oluyor. Mesela orada Ayasofya'ya doğru bir yürüyüş gerçekleştirmek istiyor milliyetçi dernekler. Bunun içinde Nihal Atsız vesaire de var. İşte daha muhafazakar figürler de var. Buna mesela şey yapılmıyor, izin verilmiyor. Ayasofya'ya yürüyüş, yani Ayasofya açılsın gibi bir böyle bir sivil bir protesto ya da işte miting havasında bir şey gerçekleştirmek isteniyor. Aslında mesela baktığımızda hani Demokrat Parti'nin düşünce dünyasında çok ters sayılmayabilir ama gene de böyle bir yani böyle daha işte kendi başına böyle bir biraz da ayrıksı bir hatta böyle bir protest bir havaya girmesini çok istemiyorlar. Milliyetçi muhafaza. İşte Necip Fazıl üzerine mesela aynı dönemde baskılar var. Yani çeşitli milliyetçi muhafaza İslamcı diyebileceğimiz figürler üzerine baskılar var. Bu Ticanilik meselesi var. Yani orada işte Atatürk büstlerine karşı yapılan bazı eylemlere karşı da mesela Demokrat Parti son derece serttir. Kendi açısından belki haklı olarak. Yani kısaca şey, yani böyle bir muhafazakar milliyetçiliği evet belli sivil örgütlenmelerinin önünün açılması mesela şeyler rahatlamıştır, onu söylemek lazım. İşte Nurcular, Süleymancılar falan, yani daha cemaatler diyelim. Tabii ki Demokrat Parti döneminde epey bir rahatlamıştır. Yani daha tek partiye göre, tek parti yönetimine göre yani çeşitli rahatlamalar gelmiştir ama bununla beraber bu rahatlamalar hep böyle partinin güdümünde ve sınırları içerisinde, partinin çizdiği sınırlar içerisinde olması beklenmiştir. Onun en ufak bir aşılabileceği yerde de önü kesilmiştir, alınmıştır. Hocam 1950'lerin sonu 1960'larda diğer İslam ülkelerinden birçok kitap Türkçe'ye tercüme ediliyor. Bu tercüme hareketlerinin Türkiye'deki İslamcılar üzerinde bir etkisi olmuş mudur? Tabii büyük etkisi oluyor. Büyük etkisi oluyor. Yani Türkiye'deki ideolojik hareketler, yani bunu sosyalist hareket için de söyleyebiliriz, tercümelerden ağır ya yoğun olarak etkilenmiştir. Tabii bu etkilenme ama daha açıkçası benim tespitlerime göre daha 79 kuşağı üzerinde, 69'dan ziyade 79 kuşağı üzerinde daha etkili olduğunu söyleyebilirim. 69 kuşağı üzerine de daha Necip Fazıl etkisi daha fazla, daha yerli etkiler daha fazlaydı. Fakat 79 kuşağı üzerinde daha ziyade Seyit Kutup tabii ki önemli bir figürdür orada. Mevdudi önemlidir. Hasan el-Benna var. Yani işte sonra Ali Şeriat'ı biraz sonradır. Yani bunlar başta olmak üzere o dönem birçok kitaplar çevriliyor. Ya ilk çeviriler aslında 60'ların başında Hilal dergisiyle başlıyor. Ve Hilal Yayınları bünyesinde, ama bu tabii daha dar bir çevrede okunuyor aslında. Daha popülerleşmesi, daha böyle bir el kitabı havasını alması 70'lerle beraber artan bir süreçtir. Daha popülerleşmesi, yani daha yaygınlaşması diyelim. 70'lerin sonuna kadar çok daha fazla dolaşıma giriyor. Ve 78-79 kuşağı, yani bizim Akıncılar kuşağının üzerinde tabii çok yoğun etkisi var. Tercümelerin. Yani tercümelerin de getirdiği tabii ki böyle katıksız bir evrenselcilik, ümmetçilik oluyor açıkçası. Mesela Necip Fazıl'da pek o yoktu. Evet, Necip Fazıl'da İslam bir nizam önerisi olarak ortaya atılıyordu. Bu İslamcılığın önemli bir şeyidir. Önemli bir unsurdur. Önemli bir damarıdır ama mesela Necip Fazıl'ın çok ümmetçi bir tınısı yoktur. Daha Anadolucudur o. Yani aslında ilginç bir şekilde yani Türkiye merkezlidir Necip Fazıl. Necip Fazıl İslamcı yapan o nizam önerisi kısmı. Yoksa o olmasa, o da çok Nurettin Topçu ile beraber aslında iyice yan yana koymak lazım ama o ideoloji örgüsünde ortaya attığı ütopya ile beraber Necip Fazıl daha İslamcı bir yere, ya benim gözümde veya değerlendirmelerimde oturuyor. Fakat çok ümmetçi değil. O daha ümmetçi damar, daha evrenselci damar yani diyelim. Yani Türkiye merkezi değil de bir Müslüman olarak düşünmek. Yani bir Türk Müslüman olarak değil de sadece Müslüman olarak düşünmek diyelim. Ya sadece Müslüman olarak düşünmek ne demek aslında? Şu demek, yani o dönemin yayınlarına bakarsak işte Gölge Dergisi var, işte çok çok dergiler var. Yani Düşünce, Şura, işte
bir sürü isim sahibi tevhidler, hicretlerden sonra. Baktığımız zaman mesela Endonezya'daki İslami mücadeleyle neredeyse buradakinden fazla, neredeyse yani hani tırnak içinde, neredeyse buradakinden fazla ilgilenen, yani oradaki çatışmayla günü gününe takip etmeye çalışan, eden hatta, yani büyük oranda edebilen, yani bu da mesela şaşırtıcıdır. Yani 70'lerin o sonundaki işte mesela Malezya'daki İslami mücadeleyle buradaki Türkiye'deki Müslümanlar diyelim, İslamcılar neredeyse günü gününe takip edebilecek kadar bir şey kura bir bağ kurabilmişlerdir. Hatta bunun da eleştirisi olmuştur sonradan. Yani bu kadar hani siz işte hani beynelmilel bir kafada hareket ediyorsunuz hani, ama burada Türkiye'deki meseleleri ne yapacağız gibi, hatta sonradan eleştiriler bile buna gelmiştir. Kısaca bu daha ümmetçi damar, yani o nizam unsuru vardı. Tabii ya, tabii çok başka şeyler de geliyor. Yani çok daha böyle bir, ne diyelim, daha İslami demek doğru mu bilmiyorum ama yani evet, daha yani İslamcı bir dil geliyor. İşte o tağutlar geliyor, tağuti rejimler geliyor işte. Mesela bu müşrik düzen ifadeleri, yani böyle çok daha radikal bir dil oradan tevarüz ediliyor. Mesela Necip Fazıl'da falan pek öyle bir dil yok. Yani şeylerle kutupla vesaire gelen dil, mevdudu ile gelen dil böyle daha sert bir dil geliyor. Yani sert ve daha İslami bir jargon diyelim. İçerisinde geliyor. İşte tevhid mesela, tevhid kavramı geliyor. Yani böyle daha yoğun bir kavramsallık var orada. Yani yeniden kavramlar geliyor. Mesela Necip Fazıl'da mesela ne bileyim daha mesela mutlak kavramı önemli. İşte mutlak nizam der vesaire, ama mesela o şeyle beraber tercümelerle beraber çok yoğun bir kavram akışı var. Tağutilik, işte müşriklik vesaire, yani böyle işte Darül Harp, Darül İslam, yani ve bununla beraber fıkhi meselelerin tabii ki yoğun, çok daha yoğun tartışıldığı veya gündeme geldiği, yani tartışma süreçleri tabii uzuyor ama gündeme geldiği, en azından 76 sonrası, özellikle Düşünce Dergisi burada önemlidir, onu da hemen belirteyim. Düşünce Dergisi'nde yayınıyla beraber ve ondan sonraki yayınlarla beraber Türkiye'deki İslamcılar daha aslında Necip Fazıl'dan ziyade, orada kutup eğer biraz sembol isim olarak alırsak, daha kutupçu bir yere gidiyorlar. Ve orada yeni bu arada bir kuşak İslamcı entelektüeller de ortaya çıkıyor. Onu da belirtelim. İşte Ali Bulaşlar var, Beşir Eryar Solcular var. Daha genç, hani Necip Fazıl'a göre en azından bir kuşak, iki kuşak daha genç. İşte Arapça bilen, bu yayınları tercüme eden, yayınları okuyabilen Arapçadan, böyle bir yeni kuşak İslamcılar, işte Hüsnü Aktaşlar, yani birçok isim sayabiliriz. Bunlar devreye giriyorlar ve daha ne diyelim, Necip Fazıl'dan o şeyi devralıyorlar diyebiliriz. Yani entelektüel liderliği, yani yönlendiriciliği Necip Fazıl'dan, ya tabii bu Necip Fazıl'ın etkisinin tamamen yok olduğu anlamına gelmez. Ama daha hakim damarın yavaş yavaş o tarafa doğru, tercümelerle gelen İslamcılığa doğru 80'e giderken, 12 Eylül'e giderken buralara doğru kaydığını çok rahat söyleyebiliriz. Hocam, şimdi Milli Görüş Hareketi'nin Türkiye'deki İslamcılar üzerine büyük bir etkisi olduğunu biliyoruz. Bu minvalde İslamcı hareketin siyasal örgütlenmesi Milli Görüş Hareketi ile birlikte başladı diyebilir miyiz? Büyük oranda diyebiliriz. Yani bazı öncü hareketler vardır. Yok değil. İşte Cevat Rifat Özilhan'ın vesaire. Mesela Necip Fazıl'ın kendisinin böyle bir Büyük Doğu cemiyetleşmesi vesaire 50'li yıllarda böyle şeylere kalkışmıştır. Fakat bunların hepsi 50'li yıllarda bir kere bu iş mümkün değildi. Onu söylemek lazım. Neden? Çünkü 50'li yıllar siyasi alanın çok dar olduğu, yani siyasi alanın çok dar olduğunu ne kastediyorum? Siyasetin çok parlamenter siyaset olarak aslında işlediği, yani öyle bir yerde bir politik, bir işte ne bileyim bir söylev verdiniz veya bir politik cemiyet açtınız, yani hani dediğim gibi toplumsal bazı cemiyetleşmeler var ama böyle onun bir daha politize olmuş bir dile dönmesi falan çok zaten siyasi iktidarın veya siyasi rejimin çok sıcak bakacağı bir şey değildir. Yani bakmaz ve ezer yani. Nitekim de öyle olmuştur. 60'lardan sonra bu işler daha yani ideolojik hareketler Türkiye'de, sadece İslamcılık açısından değil, sosyalizm ülkücü hareket açısından da öyledir.
60'lardan sonra, hatta 65'lerden sonra çok daha yoğun biçimde ortaya çıkmıştır, ideolojik hareket, yani güçlenerek ortaya çıkmışlardı. Bu tabii 60 anayasası meselesi var. İşte 60 darbesi sonrası askerinin işte özellikle solla kurduğu ilişkinin ona karşı işte daha milliyetçilerin ve İslamcıların orada bir karşı blok oluşturma girişimleri var. Yani daha ziyade 60 sonrası ideolojik hareketler var ve tabii Milli Görüş Hareketi de Milli Nizam Partisi ile başlayan bir hareket. İşte aslında şimdi Milli Nizam'ı tabii şöyle görmek lazım. Milli Görüş aslında yani oturması, ifadenin oturması zannediyorum 70'lerin ortalarına doğru daha ziyade. Milli Nizam aslında bir koalisyon partisi. Yani koalisyondan kastım şu, o dönemki İslamcı diyebileceğiniz hemen hemen bütün unsurların yer aldığı bir parti. İşte İslamcı entelektüeller var. İşte Necip Fazıl mesela açılışında işte bulunuyor. Mesela Erbakan'ın yanında iki şahıslardan biri Necip Fazıl Kısakürek, diğeri de Eşref Edip. Yani Sırat-ı Müstakim dergisinin meşhur ve Sebil-i Reşat'ın meşhur yazarı işte şeyden Mehmet Akif'ten sonraki ikinci ismi. O da o sırada hayatta. Bunlar yanında oturuyorlar. Yani buna mesela milli görüş demek o bakımdan çok hani ilk başta belki doğru değil. Yani neredeyse hani çünkü milli görüş dediğimiz zaman mesela o zaman orada nurcular var. Bir kısım nurcu. Hepsi gelmiyor. Bir kısım nurcu var. Süleymancılar baştan beri desteklemiyorlar. Onu söyleyebiliriz. Ama mesela siyasetçiler var. İşte Süleyman Akif Emreler. Yani böyle bir tabii ki önemli bir figür İskender Paşa cemaatinin şeyh efendisi olarak Mehmet Zahit Kotku Efendi destekliyor partiyi. İşte hatta çeşitli arkadaşlarını yönlendiriyor. Yani kısaca orada o zaman İslamcı diyebileceğimiz neredeyse herkesin geldiği yani hemen hemen herkesin hemen hemen herkesin geldiği bir oluşum. Tabii bu oluşum zaman içerisinde Erbakan Hoca ve ekibi tabii onun biliyorsunuz işte bugünlerde de gündemde olan işte Oğuzhan Asültürkler, Şevket Kazanlar vesaire bir ekibi var. Bu ekibiyle beraber orada 70'lerin ortasına doğru bunun tabii hikayesi var ama yani bütün ayrıntıları vermeye gerek yok. 70'lerin ortasına doğru oradaki koalisyon ilk baştaki o koalisyon yapısı içerisinde kendilerini daha böyle hakim bir el haline getiriyorlar. Yani hakim bir damar ağı yani parti büyük oranda Selamet Partisi hatta 73'ten sonra 74'ten sonra partinin kontrolünü ele geçiriyorlar. Yani artık bir lider partisine doğru yavaş yavaş gitmeye başlıyor. Önceden ne dedik? Yani bu daha bir koalisyon partisiydi. İşte Nurcusu vardı, işte politikacısı vardı, Necip Fazıl vardı. Yani hani 9-10 tane diyelim kalem vardı içinde. Şimdi yavaş yavaş 70'lerin ortasına doğru Erbakan, Necmettin Erbakan ve ekibi orada daha ağırlıklı bir figür olmaya iyiden iyiye başlıyorlar. Tabii Milli Görüş'te biraz aslında onların o geldiği çizgiyle bence biraz eşitleniyor. Çünkü yani mesela 79'da bir İslamcı gencim sen Milli Görüşçü müsün diye sor. Yani Milli Görüşçüyüm diyebilir ama mesela yani sorsam belki Milli Görüşçüyüm diyebilir ama yani durup dururken demez. Diyeceğini zannetmiyorum. Yani bu biraz daha parti tınılı bir laftır. Yani Milli Görüş lafı. Yani daha parti çevresinde daha çok duyarsınız. Yoksa aramızda konuşken diyelim iki İslamcı ya işte biz milli görüşüz falan. Yani bunu çok çok kullanın yani bu biraz ne diyeyim? Çok şey bir laf değil. Yani bir genç için özellikle çok böyle sevimli bir ifade olarak çok işte akıncıyım dersin yani. İslamcıyım diyebilirsin. Ama mesela milli görüşçüyüm demek hani o sanki biraz partiyi çağrıştırır. Bu partiye karşı o veya partiye muhalif vesaire bununla alakası yok. Yani tabii ki Erbakan Hoca'yı sever, işte oylarını Selamet Partisi'ne verirler. Hatta işte milli görüşü yani bu ifade onları böyle çok büyük de rahatsız belki etmez ama yani kendilerini böyle ifade etmezler milli görüş ifadesiyle. Milli görüş kavramıyla kendilerini çok ifade etmezler. Dedim ki bu laf çok daha fazla tabii partiyi çağrıştırır. Tabii milli görüşün İslamcılık üzerindeki etkisi meselesi tabii çok uzun da bir mevzu. Tabii ki ana damarlı, hakim damarlardan biridir tabii ki. Yani tabii ondan sonra özellikle Refah Partisi işte süreçleri
Türkiye'nin işte 90'lı yıllarına baktığımız zaman işte 2000'lere kadar gelen işte Fazilet, daha sonra işte tabii işte Adalet ve Kalkınma Partisi, bunun devamı denemez mutlaka ama yani oradan kopmuş, o da bir yapı olarak eline alınabilir. Yani özellikle hakim damar olduğunu söyleyebiliriz. Neden hakim bir damar olmuştur? Türkiye'de çünkü işler biraz ağırlık olarak parti üzerinden de yürümüştür. Yani İslamcı hareket yani 70'lerin sonuna doğru bence çok ciddi bir toplumsallık kazanmıştı. Çok farklı hakikaten seslerin duyulabileceği, işte radikalinden daha işte belki particisine kadar çok farklı seslerin olduğu bir hareketti. Fakat bu çok seslilik özellikle 12 Eylül'den sonra yavaş yavaş kademe kademe azalmış ve özellikle işte Refah Partisi süreçleriyle yani 90'ların sonlarına doğru çok daha fazla bir parti hareketine, İslamcı hareket yani partinin ve liderinin temsil kabiliyetinin olduğu, temsil ettiği ve yürüttüğü, götürdüğü, taşıdığı. Ya bunun tabii ki artı ve eksileri vardır. Bunlar tartışılabilir belki ilerleyen dakikalarda. Bir şeye dönmüştür. Yani toparlamak gerekirse milli görüş, evet yani bu uzun dönemi düşündüğümüz zaman bir ana hakim damar olmuştur. Ama Akıncı hareketi üzerinde sorarsak 78'lerde, 79'larda artık Akıncı gençler yani kendilerini çok parti ile özdeşleşerek konuşan gençler değillerdi. Daha ziyade İran devrimi falan mesela, o tarz şeyler mesela çok daha fazla devrimcilik vesaire yani, veya mesela işte Afgan cihadı diyelim. Bunlar çok daha mesela mücahitlik işte falan. Yani bunlar çok daha heyecan vericiydi diyebilirim. Hocam ilerleyen kısmında bu konulara daha detaylı gireceğiz. Madem Akıncılara girdik, ben hemen şunu sorarak devam etmek istiyorum. Akıncılar hareketi nasıl doğdu? MTTB'den çıkmış bir harekettir. Tabii MTTB içinden çıkmıştır. MTTB 76'ya kadar İslamcı hareketin Türkiye'deki gençlik hareketi bazında tabii konuşuyorum. Taşıyıcısı olmuş bir örgütlenme ama MTTB tabii ki bir ne diyelim bir öğrenci derneği. Yani işte üniversite var. Önceden üniversitede var. Daha sonra ortaokul kısmı da açılıyor. Orta öğretime de yöneliyor. Daha okul öğrenciyle sınırlı bir hareketti. Tabii 70'lerin ortasına doğru yavaş yavaş artık bu iş sadece öğrenciyle İslamcı yani gençlik hareketi sadece öğrenci sınırlı bir hareket olamayacağı. Çünkü neden olamayacağı? İşte ülkücü hareket var, sosyalist hareket var. Bunlar çok büyük ne yapmışlar? Yaygınlaşmışlar toplum nezdinde. Sadece öğrenciyle kalmamış. Yani işte işçi de örgütlenmiş, işte yani sokakta örgütlenmiş, her yerde örgütlenmiş. Yani bu iş sadece öğrencilikle olmak da MTTB tabii bir işin bu boyutu var. Öğrencilik bu. İki, MTTB çok daha eğitimle ilgilenen, kültürlenmeyle ilgilenen bir teşkilat. Yani bir gencin, bir yani Müslüman gencin hani o zamanki tabii ifadeyle bir Müslüman genci biz nasıl daha çok kültürel ona değer katarız, kültürleştiririz. Yani buna mesela yabancı dil eğitiminden tutun da işte o zamanlar sosyal bilimler işte enstitüsü var. O işte Sabahattin Zaimler geliyor, ders veriyor vesaire. Ve beklenti ne MTTB'de? Biz bu Müslüman gençleri kültürünü arttırarak, bunların eğitimlerini arttırarak bunları işte vatana, millete faydalı bir gençler, yetişkinler olarak ortaya çıkaralım. Bunun şeyine hani Türkçesi ne diyelim? Hani bu ne demek? Bu da şu demek aslında. Ya bu Müslüman gençler, ya İslamcı gençler diyelim. İşte bunlar bu okullardan mezun olduktan sonra ne yapacaklar? Bir kısmı bürokrasiye girecek, bir kısmı iş hayatına atılacak, bir kısmı mümkünse üniversiteye yönlenecek, akademisyenliğe yönlenecek. Buralarda ne yapsınlar? Yani bizim İslamcı temsilimizi, İslamcı varlığımızı genişletsinler. Hani bürokraside işte İslamcı, yani İslamcı de ifadesini kullanmasa Müslüman derdi ona. Yani Müslümanlar olsun, işte orada da yani her yerde ne diyelim bu şey, bu düşünce çizgi içerisinde veya bu İslami kimlik içerisindeki İnsanlar yer bulsunlar, alanlarını genişletsinler. Eğitimde, işte bürokrasi tabii ki çok önemli. Bürokrasi de en başta bürokrasi de. İşte devlet planlama teşkilatı mesela bunun önemli yerlerinden biridir. Mesela devlet planlamayı işte Zahit Kotku işte efendinin de belki yönlendiriciliği mesela oralarda da yoğun bir şekilde var olmaya çalışmışlardır. Kısaca böyle bir hareket, metodu böyle bir şeydi. Şimdi
Fakat bu 75'lere 76'lara geldiğimizde artık yavaş yavaş ne diyelim bir sokaktaki İslamcı genci yani çok kendine çeken bir söylem olmaktan çıkmaya başladı. Çünkü çok karşıda çok daha hareketli, çok daha işte özellikle solu düşünürsek böyle ideolojik bir şeyle gelen, bir yükle de gelen yani ideolojik bir formasyonla da gelen işte bir şey. İşte ülkücü desen sokakta hakim, işte güçlü, işte kavgaysa kavga diyor. Yani ve bunlara karşı İslamcı gencin ne yapması lazım? Bir kere kendini muhafaza etmesi lazım. Yani ya ben hani 10 sene sonra devlette bir yere gelirim anlayışı o anda pek işe yarayacak bir anlayış değil. Yani o anda ben bir şey yapmam lazım. Yani bunlar beni sıkıştırıyorlar. Hem ideolojik olarak sıkıştırıyor hem fiziksel olarak. Yani hadi ideolojik olarak sıkıştırmasını hani bir kenara koyalım. Fiziksel olarak sıkıştırıyor. Yani geliyor, tartaklıyor. Şey buraya giremezsin diyor. Üniversitede giremezsin diyor. Yani çok aslında ne diyelim ben çok somut sıkıntılar var. Şimdi somut sıkıntılara karşı MTTP zaten yapısı itibariyle pek öyle değil. MTTP öyle gelmemiş. Bir yerden sonra da açıkçası dar bir grubun eline geçiyor. Yani o da çok polemik yapmak istemem ama 76'lar, 77'lerden sonra neyse o kısım da öyle. Yoksa MTTP içinde de aslında MTTP'yi daha farklılaştıralım düşüncelisi var. Bu Sedat Yenigünder'in falan rahmetli onların mesela orada çabaları var ama o da mümkün olmuyor. Ve gelinen noktadan bir kısım genç özellikle Ankara tabii MTTB kısmı diyorlar ki biz yani bu MTTB tamam olsun MTTB'ye karşı değiliz MTTB faydalı bir cemiyettir. Fakat biz başka bir şeyler yapmamız lazım. Başka bir şeyler yapmamız lazım. Bu başka bir şeyler yaparken biz bu arada Selamet Partisi ile de ne diyelim dirsek teması içinde olabilmeliyiz. Çünkü MTTB yine aynı zamanda parti oluşumlarına da mesafeli bir şey. Evet belki hani gönlünde MSP geçiyor olabilir yani ve Erbakan Hoca'ya şey geçiyor olabilir ne diyelim bir hürmet geçiyor olabilir hani gönlünden ama yani MTTB'nin böyle bir parti güdümüne girmesi meselesi çok karşı olunacak bir şey MTTB'liler için. Yani daha Ortodoks MTTB'ler için diyeyim yani daha böyle hakim damar için kabul edilemez yani parti vesaire kabul edilemez. Ama bu Akıncı gençler yani daha bu işten farklı bir şey yapalım diyen gençler ya biz gerekirse hani çünkü ülkücülerin partisi var mı? Var. Partisi var. İşte solcuların belki doğrudan parti olarak gerçi işçi partisi falan var ama daha ziyade onların da bir çok güçlü örgütlenmeleri var. Yani bir sürü örgütlenmeleri var. Bizim de yani bir partiye örgütlenmesine ihtiyacımız var. Ve burada hani bu gidip partide işte gençlik kolu kuralım gibi bir şey değil. Yani parti bize destek versin ama biz de kendi yolumuzu çizmeye çalışalım. Yani sokakta da olmaya çalışalım, üniversitede de olmaya çalışalım, her yerde olmaya çalışalım düşüncesi Akıncıların doğmasına sebebiyet veriyor 76 senesi itibariyle. Hocam, Akıncılar Hareketi'nin örgütlenme yapısından bahsedebilir misiniz? Evet, örgütlenmesi ya önce tabii uzun süre bir teşkilat açmayla geçiyor aslında bir sene kadar fiziksel örgütlenme var. Daha sonra tabii ki örgütlenme esprisince işte tabii il bazında yani örgütlenmesi onlar sonra bölgelere ayrılıyor. Sonra bölge toplantıları yapılıyor. Genel merkez güçlü bu arada onu söyleyelim. Genel merkez ağırlıklı bir şeydir. Yani çok ademi merkeziyetçi değildir. Yani merkeziyetçidir. Genel merkez güçlüdür. Tabii genel merkezin güçlü olması demek hiç genel merkezde yerel arasında yani çatışma çıkmadı. Yani çatışma demeyelim de çatışma ifadesi doğru değil. Bazı ne diyelim fikir ayrılıkları veya bazı uzlaşmazlıkların hiç ortaya çıkmadığı anlamına gelmez. Yani ama büyük oranda genel merkezin Ankara bu arada. Ankara genel merkezin kontrol ettiği bir harekettir büyük oranda. Türkiye'nin hemen hemen her yerine girmiştir bu arada. Onu söyleyelim. Çok hızlı örgütlenmiştir. Çok hızlı örgütlenmesinin sebebi tabii ki parti desteği vardır. Yani Selamet Partisi'nin. Parti desteği vardır ama olaya biraz da şöyle bakmak lazım. Yani mesela atıyorum mesela işte Maraş diyelim Elbistan'a gireceksin diyelim. Hani Akıncılar olarak nasıl girersin? Yani orada belli bir tabii insan toplum şeyi var. Hani gittiğin mesela orada parti teşkilatı var. Senden önce MTTP teşkilatı olmuş. Onlara gidiyorsun. İşte diyorsun ki bak ben burada Akıncılar Derneği açmak istiyorum.
Yani aslında belli bir insan havuzu var orada. Yani bunlar işte belki esnaf var, işte belki öğretmen var gibi. Bunlar sana destek oluyorlar. İşte belki annenden, babandan varsa aile çevrenden bir destek alıyorsun. Ve bu şekilde Akıncılar Derneği'ni açıyor. Bu arada açabilmek için Ankara'dan da bir yazılı şey lazım, onay lazım. Yani bir Ankara, yani işte Maraş, Elbistan ne diyelim şeyini açıyoruz gibi, açabilirsin gibi sana bir şey yolluyor yani. Bir kağıt gibi bir şey yolluyor. Ve onunla beraber açıyorsun. Ve hızlı bir şekilde açılıyor. O şekilde. Bu şekilde yani fiziksel şeyi ve dediğim gibi Türkiye'nin hemen her yerinde varlar. Tabii bunun yazı işte yanı sıra işte daha hani örgütlenmenin kurumsal ve ideolojik boyutları var ama onlar tabii daha başka belki soruların şeyi cevabı olabilir. Yani kurumsal olarak kendisini nerede görüyordu? Belki bunları daha ilerleyen sorularda açabiliriz. Hocam, Akıncılar Hareketi hangi yönlerden ülkücü hareketten ayrılıyordu? Yani genelde hani o dönem sağ kesimin karşısında solcular vardı ve sol ve sağ çatışması söz konusuydu. Akıncılar Hareketi hem burada kendini nerede konumlandırıyordu hem de ülkücülerle ilişkisi nasıldı? Aslında ülkücüler ilişkisi böyle bir gitgelli bir ilişki. Nasıl diyelim? Ya aslında ülkücül, yani bunlar ikisi aslında 69 öncesinde bir beraberler, ülkücüler ve daha milliyetçi gençler olarak aslında anılıyor zaten. Aslında burada belki İslamcı belki oradan koptu denebilir. Yani çünkü daha hani milliyetçilik ve antikomünizm üzerine daha çok beraberler. 65-69 arası özellikle önemlidir. Önce tabii MTTB içerisinde bir ayrışma var. MTTB'de daha Türkeş'e yakın bir çizgi MTTB'yi ele almak istediği zaman orada Burhanettin Kayhan tabii çok önemli bir isimdir bu arada. Belki ilk İslamcı gençlik lideri olarak anılabilir diye düşünüyorum. Orada bir şey yapıyor. Tabii biz burada farklıyızı veriyor. Yani biz farklıyız. Tabii bu fark nereden ortaya çıkıyor derseniz burada yani bu çok böyle tabii dört başı mamur bir şey değil. Yani bu gençlerde böyle inanılmaz işte yani ideolojik böyle formasyon yemiş gençler değil tabii ki. Ama burada tabii ki birisi yani Türkeş tabii hem parti sonuçta bir parti var. Hem de Türkeş'in tabii hem, yani şey itibariyle geçmişi itibariyle işte asker olması ve daha Türklük vurgusunun tabii ki çok daha yüksek ve şey yoğun bir şekilde Türk vurgusunun olması ve antikomünizmin çok kuvvetli bir şekilde, ama antikomünizm sadece fikirsel bir antikomünizm değil, aynı zamanda sokakta müdahale edecek bir antikomünizm, yani sokakta da işte çarpışacak bir antikomünizm düşüncesi var Türkeş'in ve ülkücü hareketin. İslamcılar mesela evet onlar da tabii ki komünizm tabii ki sevmiyorlar, karşılar vesaire, ama bu tarz bir mesela önemli farklardan bir tanesi bu tarz bir fiziksel çatışmaya girme isteklisi değiller. Yani solcularla. Niye değiller? Çünkü bunu yani ne kadar fikirsel olarak farklı olsak da bunun böyle daha o zamanlardan beri ya bu çok aslında dışarıdan gelen bize bir etki yani. Yani sonuçta biz gençler olarak böyle bir çatışma içerisinde olmamız doğru değildir düşüncesi daha çok erken zamanlardan itibaren yaygın İslamcı gençlerde. Yani İslamcı gençler farklılıklarından bir tanesi Türklük vurgusundan, yani orada bir Türk çok önemli şu bu arada. Hani 69'larda falan hani böyle Türklüğe karşı yani böyle bir mesafeli olmak gibi bir şey yok aslında, ama bir taraftan da ben Müslümanım, yani İslam vurgusu da şey yapıyor. Yani Türklük kadar önem kazanıyor. Ya ben işte ümmet, işte orada ilk tercümelerin gelmesi, işte Necip Fazıl, Sezai Karakoç mesela, yavaş yavaş Sezai Karakoç mesela daha ümmet çizgisine daha şeydir. Biraz daha o medeniyet kavramı içerisinden şey işte diriliş düşüncesi geliyor. Yani kısaca biraz daha buraya yakın fikirsel olarak. İki parti güdümüne karşı. Parti Türkeş vesaire bu şeylere karşı. Üçüncüsü de sokak çatışmasına karşı. Sokak çatışmasına girmemeyi uygun görüyorlar. Çünkü dediğim gibi bunun biraz dışarılıklı bir şey olduğunu, yani dışarıdan empoze edilen bu çatışmanın bir şey olduğu fikri var. Yani manipüle edilen bir çatışma olduğu fikri var. Fakat tabii bu gençlerin fikri olmasından da tabii belki daha ziyade
O zaman tabii gençliğin sonuçta etkilenen insanlardan işte mesela tabii ki Erbakan, Necmettin Erbakan gibi işte yine işte Zahit Kotke Efendi olsun, işte Metin Yüksel'lerin babası, işte Saadettin Yüksel'leri olsun. Yani bu önde gelen ne diyelim, kamuoyu oluşturucu diyelim zatlar. Ya gençler siz durun, şeye çatışmaya girmeyin, kavgaya girmeyin. Sokak kavgasına, sokak çatışmasına girmeyini çok yoğun bir şekilde, çok yoğun bir şekilde empoze ediyorlar. Yani bunu gençlere vermeye çalışıyorlar. Bu yüzden de kavga etmeyen, yani fiziksel kavgadan mümkün olduğunca uzak duran. Tabii bu ne kadar durulabilmiştir? İşte durulmadığı yer var mıdır? Yani bunlar tabii sorulabilir. Ama orada yani daha ziyade tabii ki mesela şey çok önemlidir bu arada. Mesela MTTB bünyesinde de daha sonra Akıncılar'da da bu Akıncı sporcular vardır. Mesela işte tekvando, işte boks, işte önemli boksörleri vardır Akıncıların falan. Ya bu tarz yani fiziksel dövüş ama hani nedir? Silah olmasın yani. Ölümle sonuçlanan hadiseye karşı. Yoksa tabii ki fiziksel olarak da kendini geliştirmek önemlidir. İşte bir yumruklu bir dövüş olursa hani bir, diyelim bir arkadaşın dayak yiyor. Tabii ki oraya gidip yani müdahale etmen gerekiyor. Hani bunlar da bir şey yok ama hani gidip de işte ama makineli tüfeği alıp da işte mesela kahvehane taramak gibi falan. Yani bu tarz bir silahlı, organize silahlı şiddete karşı olmuşlardır. Yani toparlamak gerekirse üç şey önem kazanıyor. Bir, fikri olarak Türklük vurgusu olmakla beraber İslam da onun yanına güçlü bir şekilde geliyor. Ülkücülere göre. Ülkücüler çok daha yoğun, daha ırk şey andıran, ırkçı demeyeyim de yani ırksal bazı özellikler andıran işte mesela o Bozkurt mesela falan gibi yani öyle bir fark var. İdeolojik fark var. Tabii bu ideolojik fark bu arada 70'lerin sonuna doğru iyice alıp yürüyor. O ayrı mesela yani o bayağı artıyor. İkincisi bu parti meselesi. Partinin güdümüne girmemek partiyle beraber 69'da özellikle önemlidir. Üçüncüsü de özellikle İslamcı ne diyelim büyüklerin ya İslami yani İslami büyüklerin Erbakanlar işte Kotke Efendi vesaire bunların özellikle gençliği kavgaya bulaşmama şeyi vermeleri mesajı vermeleri ve bundan özellikle Burhanettin Kaya'nın MTTB'sinin de bu mesajı çok şey bir şekilde hani alıp yani ne diyelim kabul edip daha ziyade işte MTTB ile ilgili anlattığım gibi İşte mesela bir bürokrat yetiştirmek, eğitimci yetiştirmek, yani insan yetiştirmek üzerine giden bir şeyi var. Fark bu buralarda. Peki hocam, Akıncı hareketi ve ülkücü hareket karşı karşıya geldiğini biliyoruz işte. Metin Yüksel'in ülkücüler tarafından yine şehit edildiğini biliyoruz. Bu çatışma çok yaygınlaşmış mıdır Türkiye satında yoksa sadece yerel bir bölgeyle mi sınırlı kalmıştır? Çok yaygınlaşmıyor. Orada tabii şöyle yani mesela yani bu tabii şey bir konu çok farklı ne diyelim nüansların olduğu bir konu. Aslında Akıncı'yla Ülkücü arasında bir taraftan çok farklılaşmalar yani çok yerel bazı şeyler çatışmalar da var. Mesela Erzurum'da mesela çatışmalar var. Malatya'da vesaire bazı alan kavgalarının olduğu yerler var. İşte daha önce tabii Metin Yüksel'den önce Erdoğan diyeceğim ama Edirne'de bir yine Akıncı şehit var. Yani bu olaylar tabii Metin Yüksel'in öldürülmesi olayı tabii çok büyük bir olay. Yani o dönem için inanılmaz bir olay yani. Çünkü organize de bir şey. Yani mesela iki grup kavga eder de birbirine laf atarlar. İşte bir kavga olur. İşte belki biri bıçak çeker bir şey. Yani mesela bu başka bir şey. Metin Yüksel'in öldürülmesi tabii ki çok organize edilmiş bir hadise. Ama bunu tabii organize eden yani ülkücülerin bütün, çünkü ben bazen anlattığımda ya bütün ülkücü camiası bununla şey yapılabilir mi diye sorular. Bu soru da haklıdır. Yani bütün ülkücü camiasını burada belki şey yapmak doğru olmaz yani o dönem içinde. Ama sonuçta buradaki şeyde bir taraftan da belli. Yani bir şey var, bir alan çatışması var. Ve burada da organize bir şekilde öldürülüyor Metin Yüksel. Yani Fatih Camii, Cuma namazından bilindiği gibi Cuma namazı çıkışı. Bir grup tarafından işte yaylım ateşine tutuluyor. Tabii bu hadise olduktan sonra aslında şey çok kolay değil. Yani o dönemki tabii Metin Yüksel'in ki Fatih Akıncıları ekibi tabii çok
nasıl diyelim, aktif de bir ekip, güçlü de bir ekip. Onların tabii burada bir intikam arayışı olabilir, farklı arayışlar olabilir. Bunlara müsaade edilmiyor ama. Diyorsun, diyeceksiniz kim müsaade etmiyor? Başta Sadrettin Yüksel olmak üzere, yani rahmetli Metin'in babası olmak üzere. Burada araya giriliyor. Gençler yatıştırılmaya çalışılıyor. Yani burada Akıncı açısından hakikaten çatışmaya girmemen politikası ya düşüncesi, duygusu 12 Eylül'e kadar çok büyük oranda korunuyor. Yani ufak tefek yerel bazı şeyler mutlaka yani olmuş olabilir. Yani olmuştur. Yani o bütün bir Türkiye satını tabii kontrol et. Mesela bu kolay bir şey değildir ama yani böyle bir genel bir görüntü olarak diyelim hakikaten Akıncılar bu konuda çok imtina ediyorlar. Bir çatışmaya varmamak için. Yani ülkücülerde de şöyle bir, ben ülkücü kaynaklara da tabii baktım. Yani Metin Yüksel olayından sonra da aslında daha böyle alttan alan bir tavırları var bir taraftan da. Yani bu böyle olsun yani istemezdik hani bu vesaire gibi. Ama işte orada tabii Akıncıların bir taraftan da dilleri özellikle tabii yayın organları üzerinden çok sertleşiyor. Yani tabii ki yani o duyguyla beraber tabii böyle bir İşte ülkücü camiayı işte münafıklıkla suçlamak, işte ırkçılıkla işte suçlamak vesaire şeyleri çok da bir sert bir dile ulaşıyor. O tabii o kadar sertleşince dil, onlar da işte ülkücülerin de mesela yanıtlarına ben baktığımda şunu gördüm. İşte ya siz bize işte bir sürü işte hakaret ediyorsunuz ama işte biz aslında burada komünistlerle savaşan biziz. İşte vesaire gibi onlar da mesela böyle bir yanıt işte aslında alanda işte biz İslam'ı işte temsil ediyoruz gibi yanıtları var. Bir taraftan da Ülkücüler Akıncılar mesela rahmetli Sedat Yenigün için söyledi. Ya bunlar tabii ne kadar yüz doğrudur, doğru değildir tartışmalı olmakla beraber ama şunu biliyoruz yani Ülkücüler Akıncı acaba gene de en azından bu yani tam bir birleşme gibi bir şey olmaz tabii artık o öyle bir şey mümkün değil ama en azından arada sağlıklı bir diyalog köprüleri kurulabilir mi gibi yani çünkü bir çatışmaya varmaması için aradaki ilişkilerin kurulabilir miye dair şeyler aslında arayışlar da var. Fakat bunlar bir şekilde bir gerçekliğe de varmamıştır. Yani hakikaten yani benim gördüğüm yani 12 Eylül'e giden manzaradan bu üç hareket sosyalist hareket, ülkücü hareket ve İslamcı hareket hakikaten birbirinden çok farklı bir şekilde örgütleniyorlar. İşte hepsinin öğretmen derneği ayrı, işte polisleri bile ayrı. Yani polis dernekleri var. Mesela bugün çok bizim belki çok anlayamayacağımız şey ama sosyalist polisler var, işte milliyetçi polisler, İslamcı, işte pol tek, pol bir vesaire gibi. Yani bütün şey ayrılmış durumda. Yani o şekilde. Yani ülkücüler hakikaten çok farklı bir damar. Yani baktığın zaman aslında ilginç bir şey bir taraftan da. Çünkü sosyo-kültürel olarak aslında çok yani şey değil. Yani mesela yani ülkücü bir ailede diyelim yani veya bir ailenin çocuklarına birinin ülkücü olması, İslamcı olması arasındaki mesele bazen çok küçük farklara kalabiliyor mesela ilginç bir şekilde. Yani okuduğu kitap, tanıştığı çevre vesaire gibi yani çok küçük farklarla ayrışabiliyorlar. Ama bir taraftan da bakıyorsunuz ciddi farklar var. Yani o şey de ortaya çıkıyor zaman içerisinde. Bu şekilde yani özetleyebiliriz. Hocam işte Akıncılar Hareketi'nden bahsederken işte Erbakan Hoca'dan ve Milli Görüş Hareketi ile olan ilişkisinden bahsettiniz ve hareketin yaygınlaşmasında özellikle Milli Selamet Partisi'nin önemli bir payı olduğunu dile getirdiniz. Bu minvalde Akıncılar Hareketi ile Milli Görüş Hareketi arasında nasıl bir bağ vardı? Tabii kuvvetli bir bağ var. Yani örgütlenmesini bahsettiğim gibi. Yani 76 yılı, 77 yılı. Yani 78'den itibaren biraz işler değişiyor. Şöyle yani tekrar söyleyeyim. Ben yani Akıncı açısından ya bu parti de ne falan veya işte Erbakan. Yani böyle bir şeyleri yok. Büyük oranda yok diyelim. Yani %95 yok. Ama yavaş yavaş 78'den sonra şu oluyor ama. Ya tamam parti olsun dursun. Yani parti olabilir. Hani partiye hani partiye bir düşmanlık yapacak halimiz yok ama ya bu iş acaba partiyle mi olur, partisiz mi olur? Yani bu iş dediğimizde devrim tabii ki. Yani İslam yani Türkiye'nin İslamileşim, İslamcı bir devrim. Parti eliyle mi olur? Parti eliyle olmaz mı? Yani yoksa partisiz mi olur? Tartışılmaya başlanıyor alttan alta.
Ve burada gelinen noktadan fikir yavaş yavaş bu partili olmaza gidiyor. Partili olmaz. Devrim partili olmaz. Neden partili olmaz? Çünkü parti en nihayet sistemin bir parçası. Yani. Şimdi Erbakan Hoca ve işte şeyler tabii MSP ne diyor mesela? MSP'nin dediği şey ne? MSP'nin dediği şey şu. Ya biz seçimleri kazanacağız. Tek parti olacağız. İktidarı geleceğiz. İktidarı geldikten sonra da ne yapacağız? Yukarıdan aşağı bir İslamileşme yapacağız. Yani kadroları Müslümanlaştıracağız vesaire işte. Tabii yani diğerleri Müslüman değil mi diye soruyor. Yani tırnak içinde söylüyorum tabii ki. Yani bizim çizgimize de daha İslami çizgiye gelecek gibi. Şimdi buna karşı yani bu daha yukarıdan aşağı giden ve bu iş partiyle olur. Yani Erbakan Hoca'nın liderliğinde olur. Düşüncesine karşı gençlerin içerisinde de tabii gençler derken tabii 78'den itibaren Şura Hicret Tevhid çizgisi. Bu da önemli bir entelektüel çizgi. Düşünceyle 76'da vardı. Gelen şöyle bir düşünce var. Ya bu parti de bir kere parti 77 seçim bu arada önemlidir. 77 seçimden parti bir kere oy kaybediyor. Oy kaybediyor. Yani bırakın hani bir kere yani somut olarak partinin iddiası çürümüş oluyor biraz. Yani bir yerde. Ne diyordu? Oyları artıracağım. İşte falan. Bakıyorsun 77 seçiminde tablo olumsuza gitmiş. Yani hiç de öyle seçimle falan bu iş olacak gibi değil bir kere. Hani somut olarak böyle bir durum var. CHP iktidar geliyor zaten 78'den sonra. Şimdi ikinci bir şey şu. Tabii ki İran devrimi var. Ve daha evrensel İslamcı hareket var. Bu hem düşünürleriyle de var. Yani İslamcılığın bence dünya çapında yani baktığımız zaman en böyle ne diyeyim? En parlak çağı diyeyim yani. En parlak yılları diyeyim. 77 ile başlayan 78-79 işte İran devrimi ile o işte Afgan cihadıyla şey yapan 80'lerin işte belki başına kadar giden 81-82'de işte bu Hama olayları var Suriye'de. Orada bir darbe yiyor falan. Sonra işte İran-Irak savaşı başlıyor 80'lerin ortasında. Orada artık ya yani 80'lerin ortasında kesiliyor diyelim. Yani ama en parlak yılı kesinlikle 79 yılıdır. Bakın İslamcılığın sadece Türkiye için söylemiyorum. Dünya çapındaki en güçlü olduğu yıl 1979'dur. Türkiye'deki İslamcı hareket için de öyledir. Yani 79 yılı en güçlü olduğu yıldır. Güçlü olmaktan kastım ne? Hakim olmak anlamına gelmez. Mesela Türkiye'de İslamcı yani öyle bir işte her yere hakim olduğu güçlü yani pek böyle bir şey yok. Yani özellikle ülkücülerle ve sosyalistlerle karşılaştırdığımızda Akıncı Harpler Hareketi yani en güçlü olduğu zamanda bile en zayıf harekettir. Yani o işin öyle bir boyutu var. Bir açıdan. Bir açıdan zayıftır. Yani o bir açıdan dedim fiziksel varlık olarak tabii ki işte sokaktaki varlığı, örgütlenme varlığı. Fakat şu açıdan güçlü. Rüzgar artık arkandan esmeye başlıyor. Yani rüzgar senle. Rüzgar ne? Tabii ki İran var, Afganistan var. İşte İhvan, Suriye İhvanı var. Bunlar gidiyorlar, geliyorlar. Sen gidiyorsun, geliyorsun. Yani böyle çok canlı bir atmosfer var. Çok canlı bir atmosfer var. Ve burada deniyor ki ya bu iş parti. Çünkü parti bir kere eklektik bir. Söyledikleri eklektik. Yani eklektikten kasıt ne? İşte içinde böyle milliyetçi unsurlar var. İşte daha dar ne diyeyim kalkınmacı mesela söylem var. Dar bir kalkınmacı söylem. Yani onlar dar görüyor onu. İşte falan. Yani böyle yani şey milli görüş diyelim. Parti içerisinde çok fazla ne var? Çok fazla söylemin birlikteliği var. Ve bu söylemi taşıyan büyük oranda Erbakan. Fakat buradaki alttan gelen hareket işte o şeyleri almış değil mi? Kutupla buluşmuş. Yani kutubun diliyle buluşmuş. İşte daha radikal bir dile geçmiş. Daha çoğulcu. Daha çoğulcu yani. Öyle bir kişi bu işi götürsün. Parti olsun falan. Böyle hiyerarşi olsun. Böyle değil. Yani daha alttan olsun. İşte mesela o zamanlar mesela camide örgütlenelim diyenler var. Yani alttan alta böyle kaynıyor. Yani artık parti onu ne yapamıyor? Parti şemsiyesi onu örtemiyor yani. Parti şemsiyesi var. Parti şemsiyesi oradan ayrılmıyor ama parti şemsiyesini taşıyor. İdeolojik olarak taşıyor. Hacim olarak taşıyor. Akıncılar ve İslamcı hareket diyebiliriz. Hocam az önce de belirttiniz. Akıncılar hareketi
hani Türkiye genelinde silahlı bir mücadeleye girmiyor. Aslında pasif bir direnişi kendine yani pasif bir mücadele yöntemini üstleniyor. Neden pasif bir mücadele yöntemini seçmiştir Akıncılar Hareketi? Şimdi şöyle pasif, şöyle bir yani ben mesela pasif, aktif vesaire onları çalışmamda ayırdım. Uzun süre pasif gittiğini söyledim. Çünkü neden pasif gidiyor? Bu şiddete bulaşmama şeyini böyle hakikaten çok belki aşırı önemsiyorlar ve özellikle mesela 77'ler, 78'lerde çok fazla şeyde görünmeyelim. Yani kamusal olarak böyle hedef olacak hale gelmeyelim düşüncesi var. Çünkü hedef olarak yani bir çok fazla gözünüz zaman ister istemez manipülasyonlar oluyor, olabiliyor. İster istemez işte provokasyonlar oluyor. Bunlara karşı olalım, yani bunlara karşı duralım diye özellikle genel merkezin ya arkadaşlar çok hareket etmeyelim, çok yani daha tabii hiçbir şey yapmayalım anlamında değil bu. Daha böyle ne diyelim mesela kurum bazlı, mesela üniversitedeysen üniversite bazlı, yerel bazlı kendimizi daha koruma altında tutalım. Yani birbirimize haberdar olalım. Hani bir tecavüz şey varsa yani karşı şeylerden bir hareket varsa onlara tabii ki karşı planımızı yapalım veya mukabele edebiliyorsak edelim ama böyle ne bileyim işte sokağa dökülüp de işte binlerce kişi falan böyle çok fazla gözükelim şeyi yok aslında fikrim. Fakat tabii bu artık bir yerden sonra çok sürdürülemiyor. 78 sonrasından. Tabii burada akıncı güç vesaire meseleleri de var. Yani onlara belki ayrı bir soru olur. Onu çok girmeyeyim ama yavaş yavaş sokakta olmak önemli hali. Özellikle İran devrimi atmosferinde. Burada da Akıncılar Genel Merkezi ve Akıncılar Yönetimi şunu iyi beceriyor bence. Buradaki biriken enerjiyi, çünkü bir enerji birikmiş. Yani siz ne kadar dur deseniz bile bu yeterli şey değil. Yani durmaz. Yani çünkü akan bir su gibi düşünün, bir nehir gibi düşünün. Bunu sırf ne kadar çekebilirsin? Alttan bir baskı var çünkü. Buradaki toplanan enerjiyi bence nasıl diyeyim akıllıca bir şekilde özellikle mitinglere bunu işte Sakarya mitingi çok önemli. Tatvan, işte Yozgat, Kayseri, Van. Yani çok çeşitli mitingler var. 79-80 arasıdır. Bunlar 79 ağırlıklıdır. Bu mitinglerde Akıncılar Hareketi artık aktif bence. Yani benim görüşüm aktif bir şeye yönelmiştir. Aktif bir harekete yönelmiştir. Yani aktiften kasıt ne? Artık şeyde de kamusal alanda da olan, ben buradayım diyen, karşı tarafa gerekirse işte meydan okuyabilen, işte çok o dönemin baktığımız zaman söylemlerine, o mitinglerde atılan sloganlara falan çok yani hafif şeyler değil. Yani bayağı işte İran, işte Pakistan, sıra sende işte Müslüman gibi. Yani böyle devrim çağrıştıran şey, kelime-i tevhid dövizlerinin açıldığı falan. Yani böyle bir 79'da özellikle bir şey var. Bir tırnak içinde bir kalkışma var. Yani kalkma, ayağa kalkma, ben buradayım deme, aktif bir şekilde var olmam şeyi var. O yüzden tamamen bir pasiflik hikayesi olarak tabii ki değerlendiremeyiz ama biraz geç açılmıştır denebilir. Yani belki 12 Eylül olmasa veya oradaki süreçler olmasa 80'lere nasıl taşınırdı? O da ilginç bir soru şey olabilir, düşünce olabilir. Hocam, İran İslam Devleti devrimi tüm dünyadaki birçok İslamcı oluşumu örgütü etkiliyor. Hatta sadece Türkiye basından baktığımızda sadece İslamcıları değil, aynı zamanda Kemalist ve Seküler tayfanın da işte Türkiye'de böyle bir devrim gerçekleşebilir mi tartışması içine girdiğini de görüyoruz. Bu anlamda İran İslam Devrimi Akıncılar Hareketi'ni nasıl etkilemiştir? Evet. Yani tabii çok yoğun etkiliyor. Yani o zamanki tabii İslamcı dediğiniz zaman o da yani İslamcıların çok büyük bölümü zaten devrimcidir. Yani bu olmayanlar var mı? Var mesela bu mesela Kadir Mısıroğlu'nun Sebil dergisi çevresi falan. Mesela onlar erken zamandan itibaren karşılar. Mesela daha tabii Nurculuk vesaire onlar da karşı. Ama onlar tabii yani özellikle cemaatler tabii o İslamcı hareketin içinde midir, dışında mıdır tabii çok doğrudan o tartışmaya girmek istemiyorum ama onlar tabii hep baştan beri başka bir kulvarda ilerlemişlerdir. Yani
bizim bahsettiğimiz kulvara zaten girmemişlerdir. Yani çok büyük oranda tabii herkes, buna Necmettin Erbakan dahil, yani İran İslam devrimini olumlamıştır, olumlu algılamıştır. Türkiye'deki İslamcı hareketi tabii çok önemli etkiliyor. Bir kere şu geliyor fikir olarak, çok önemli bir şey. Ya dedik ya, bu partili partisiz, ya bu İslamcı devrim halk hareketiyle olur. Halk hareketiyle olur. Ve halk hareketiyle olur, ama halk hareketiyle olacak. Bunun lideriyle, bir lider lazım bu harekete, değil mi? Yani Hümeyni lazım Türkiye'de de. İşte bu hareketin lideri kim olabilir mesela? Bunlar işte Erbakan mesela olmaz yani, gibi yani, çünkü o parti. Acaba bir lider çıkarabilir miyiz? Bunlar konuşulmuştur yani. Fakat tabii ki yani günün sonunda 12 Eylül'le beraber tabii ki bütün bu arayışların çok bir yere varamadığını da görüyoruz. Ama konuşulmuştur. Bunlar yani mesela bu camiyi hareketlendirmek, cami cemaatini hareketlendirmek meseleleri konuşulmuştur. Fakat bunlar da tabii genelde yani bu bir şey olarak, bir entelektüel politik damar olarak tabii ki kıymetlidir bir taraftan yani. Yani dikkat çekicidir diyelim. Ama hani ne kadar alanda bu, ne kadar karşılık bulabilmiştir? Kısıtlı bulmuştur. Hiç bulmamıştır değil. Ama mesela bulabildiğinin de bir örneği son aslında Konya mitingi, meşhur. Konya'daki Kudüs mitingi 9 Eylül 6 Eylül. 6 Eylül mü? Pardon. Doğru. 6 Eylül tarihli miting. O miting mesela işte binlerce insan Konya'da toplanmıştır ve gayet tam anlamıyla devrimci bir hava, yani Erbakan da tabii gel başkanlık etti belki, ama yani oradaki şey tamamen mesela milli görüşlü ya da yani Selamet Partisi özdeşleştirilemez. Yani onu aşan bir şeydir o. Bir dalgadır yani. O yüzden o dalga da 12 Eylül'ün sebeplerinden biri sayılmıştır. Çünkü orada sadece bir parti mitingi gibi bir şey olsa, yani Erbakan yaptığı bir miting, bir seçim mitingi olsa çok önemli değil. Ama orada o 6 Eylül'deki miting hakikaten dikkat çekici bir mitingdir. Yani orada ciddi bir topluluğun orada buluşması ve yani dinamik bir topluluğun da buluşması yani. Türkiye'de hakikaten yani bu iş acaba devrim olur yani. Bugünden baktığımızda şimdi bize tabii ki biraz çok uzak bir şey gibi geliyor, ama ya kendinizi bir de 6 Eylül'de hissedin diyeyim yani. Bir de orada hissedin. Konya'da hissedin kendinizi. Yani o mesela başka bir hava. Ve bu bence hakikaten Türkiye'deki işte yani siyasi işte yani bürokratik askeri rejimi de bence bir nebze kaygılandırdığını düşünüyorum. Yani onlar açısından da kaygılandırmıştır haliyle. Ama tabii bunun ne, yani ne kadar ne kadarı bir bahane edilmiştir vesaire, bu ayrı bir olay yani. Ama ciddi bir topluluğun orada buluştuğunu ve bir en azından bir yani bir de şu var şimdi ideolojik hareketlerde, yani İran devrimi dahil. Yani sayıdan ziyade oradaki kitlenin şeyi önemli. Yani kitlenin ne diyeyim, iç enerjisi, iç muazenesi önemli. Yani hiçbir devrim böyle inanılmaz katılımla falan değil. Yani orada bir grup var. O bir anda sürüklüyor ve işte diğer insanlar da katılıyorlar bir heyecanla. Devrim oluyor. Yani devrim böyle bir şey. Hani o yüzden yani bunlar tabii daha sonradan tabii ki şeyler tabii reddedilmiştir, ayrı mesele. Yani 12 Eylül davalarında filan da yani işte Erbakan'ı belki o tabii mecburdur yani, onu eleştirmek söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın da. Ya mecburdur belki, ama yani oradaki şey tabii ki reddedilmiştir. Yani biz hani yani burada işte bir miting yaptık. Hani buradan böyle bir, evet bu miting, yani şunu söyleyeyim, bu miting böyle bir devrim yapalım mitingi değil, ama ya bir miting ve orada bir hakikaten bir enerji var. Yani mesela daha önce Sakarya mitinginde de var bu. Yani bir enerji var orada. Yani Türkiye'de şimdi mesela işte bazı şahıs, yani çok polemik olsun diye söylemiyorum, ama bunlar çok söylenen şeyler. Yani işte bu İslamcı işte dışarıdan şey yapıldı da falan. Yani burada çok bir şey yok. Yani bu böyle sanki bir rüyaydı. Yani böyle bir şey değil. Yani hakikaten hani azdır, çoktur,
devrim yapabilirdi, yapamazlar. Zaten yani evet, bu güce erişemeyeceği zaten gözüküyor yani bugünden, ama yani o dönemden biraz bakmak lazım. Yani yanı başınıza İran'da devrim oluyor. Öbür tarafta Afganistan'cı, yani şunu söyleyeyim bir anekdot olarak, anekdotlar önemlidir. Yani bu konuştuğumuz mesela işte bu konuda işte abiler, dostlar diyelim. Mesela şunu söyleyenler oldu. Yani ki bunlar böyle çok bugün baktığında çok yani mutedil insanlar yani gayet. Ya biz diyor mesela Afgan cihadına gitmek için şey yapıyorduk yani ne diyelim yazılıyorduk yani orada bir işte yani artık onun nasıl gidiliyordu. Yani ve gitmek isteyen de gidiyor bu arada. Yani siz mesela gitmek istiyorsunuz. Mesela İstanbul Üniversitesi'nde öğrencisiniz diyelim. Ben Afgan cihadına gideceğim. Karar verdiniz. Götürüyorlar sizi yani. Gidiyorsunuz ve çok az insan da gitmiyor yani. Şimdi bunlar yani şimdi bugünden bakılı kolay yani çok kolay işler değil yani. Hani adam her şeyi bırakıp belki eğitimini bırakıp hadi gidiyorum diyor. Gidiyor yani. Şimdi bunlar yani dedim ki burada bir şey yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Burada bir motivasyon var. Yani motivasyon küçümsenecek. Yani böyle bir şey yoktu işte dışarıdan işte Amerika yeşil bilmem ne dediği falan. Yani bunlar dediğim gibi doğru şeyler değil. Doğru yorumlar değil. Ciddi bir yani tabii ki Amerika bir şey der şu der bu der. Yani bunlar denir yani herkes bir şey diyebilir ama. Yani burada hakikaten bazı insanlar en azından bunu çok ciddi mesele ettiler. Mesele ettiler İslamcılık meselesi. Onu söyleyebilirim. Milliyetçi cephe hükümetinin dağılmasından sonra devletin sert yüzünün Akıncılar Hareketi'ne de döndüğünü ve bazı yaptırımlar, sert uygulamalar yaptığını görüyoruz. Özellikle Akıncılar Hareketi'nin 79'dan itibaren büyük mitingler düzenlemesi polisi de kendi üzerine çekmiştir. Akıncılar Hareketi'nin yaptığı bu büyük mitingler hareket üzerine nasıl bir etkisi olmuştur? Evet. Hareketi tabii ki Türkiye'nin kamuoyunun gündemini taşıyan, hareketin kendi iç gücünü arttıran, heyecanı arttıran şeylerdir mitingler. Evet yani özellikle CHP hükümeti var tabii o dönemde. Akıncılara karşı sertleşiliyor. İşte mesela işte Fatih Vakıflar Yurdu'nun kapatılması gibi yani yurtların üzerinde baskılar var o dönem. Tabii Akıncılar Derneği işte çeşitli kapatılıyor zaten. Yani Aralık 79 itibariyle işte Mehmet Güney ve işte birkaç arkadaşı Ali Bakaneller vesaire. Yani onlar hapse atılıyorlar. Ciddi baskılar var 79 sonrasında. Yani aslında mesela 80 yılına geldiğimiz zaman mesela Ocak yani Aralık 79 yani 79 bittiği andan itibaren aslında 12 Eylül'e gelmeden önce Akıncılar bir şey darbe yiyor zaten. Yani bir örgütlenme açısından derneğin kapatılması işte önde gelen insanların üzerine yapılan baskılarla beraber yani 12 Eylül olmadan önce de bir şey var. Yani bir ne diyelim bir kesik atılıyor yani Akıncılara devlet tarafından yani. Yani o güne kadar muhtemelen ya işte bunlar işte dindar çocuklar, gençler işte olabilir. İşte antikomünizm kötü değil yani falan gibi ama o 79'daki o atmosfer, mitingler, devrim vesaire iş ciddiye biniyor. Yani iş ciddiye biniyor ve ciddiye bindiği yerde de artık size hani size bu kadar demeye getiriyorlar yani özellikle işte sivil ve askeri bürokrasi sertleşiyor Akıncılara karşı. Bu kesin. Hocam ben burada izleyicilerden gelen bir soruyu size iletmek istiyorum. Tabii. Milli Görüş Hareketi Necip Fazıl, Eşref Edip ve benzeri isimlerden ve Nakşibend Gümüşhane bir de ekolünden beslenerek kuruldu. Ancak tercüme akımlarından da etkilendiğini biliyoruz. Bu bağlamda Milli Görüş Hareketi Anadoluculukla ümmetçiliği düşüncesini cem ettiğini söyleyebilir miyiz? Güzel bir soru. Evet. Şimdi Milli Görüş tabii şöyle bir problemi var. Çok doktriner değil. Yani şimdi cem etti dersek bu biraz yani şu anlamda doğru. Hepsinden unsurlar var. Yani mesela yani rahmetli işte Erbakan işte mesela Mevdudi'den bazı şeyleri tercümesinin işte partide daha yani oradan gidip gelmelere karşı da çok şey değil ama Erbakan rahmetli tabii ki Türkiye şeyidir. Yani Anadolu merkezidir. Yani
Yani ümmetçiliği nasıl diyeyim? Ya mutlaka ümmetçidir ama yani bir Seyit Kutup İslamcılığı gibi değil yani. Böyle daha Türkiye odaklıdır. Yani önce Türkiye'cidir. Yani böyle bir şey bir evrenselcilik değil. Ama tabii ki ümmet yani ümmetin birliğini önemser veya işte Refah Partisi'nin iktidarı geldiğindeki işte politikalarında falan da gördük. Ama böyle bir yani bir Humeyni benzi yani böyle bir çok devrimci değildir o anlamda. Yani daha sistem içi şeye bakar. Sistem içi gelişmeye bakar. Sistem içerisinden yol almaya bakar. Zaten hani bir işte hakim çocuğudur. Yani bir belli bir bürokratik yapının da içinden gelmiştir. Ya bunu da bir tespit olarak söylüyorum bu arada yani şey değil. Yani bunlar çok önemli. Bu arada İslamcı hareketi tabii ki çok büyük katkıları vardır. Bir taraftan. Yani burada evet bir cem midir bu? Problem şu, biraz şuradan kaynaklanıyor. Bizdeki İslamcılığın problemlerinden bir tanesidir. Mesela ben o yüzden mesela Necip Fazıl'ı ve İdeoloji Örgüsü kitabını önemserim. Bu İdeoloji Örgüsü kitabın çok iyi bir kitap ve içindeki yazılan her şeyin çok doğru ve yani onunla alakası yok ama bir model ortaya koymuştur mesela Necip Fazıl. Şimdi milli görüş dediğimiz zaman mesela Erbakan'ın filan birkaç kitabı var ama ya bu milli görüşün tam düşüncesi neydi? Yani tam bunun böyle bir çok doktriner bir şey varmıyor. Yani ha mesela daha evrenselci işte mesela kutupla ayrıştığı yer var mıdır? Mutlaka vardır. İşte örtüştüğü yer mutlaka vardır. Ama bunlar arasındaki fark nedir? Yani bunu çok çok böyle doktriner bir şekilde yani yazılı metinler üzerinden çok fazla takip edemiyoruz. Hani sempati var, ilgi var, çeşitli paylaşımlar var ama Milli Görüş Hareketi hakikaten adındaki milli de hakikaten o bakımdan belki doğru bir şeydir. Yani ne kadar etkilense de işte Mevdudi'den de etkilense belki belli ölçüde işte kutupta yani İhvan'dan da belli ölçülerde etkilense bile yani çok da etkilenmemiştir yani. Yani etkilenmesi sınırlı kalmıştır. Daha Türkiye siyasetinin bir, hakikaten bir parçasıdır. Türkiye İskender Paşa işte cemaatinin 70'lerdeki yani o bir şeyi var işte Gümüşhane ve ekolüne hakikaten bir katkısı var. Yani daha yerli kalmıştır yani. Yerli bir damardır. Şimdi Cem Etmiştir'e o yüzden tam bir şey yapamıyorum. Etkilenmiştir, bazı belli şeyler almıştır ama şimdi Cem Etmiştir dersek çok böyle planlı şey bir şey söylememiz lazım. Yani böyle birisi oturdu hakikaten böyle çok parçaları birleştirdi gibi. Pek öyle değil. Yani daha eklektik, daha zaman içerisinde ama bir taraftan da hem ihvan hem işte cemaat İslami falan yani dediğimiz gibi belli ilişkileri tutmakla beraber onları çok da işin içine katmamıştır. Yani bir ihvanın Türkiye şubesi olmamıştır hiçbir zaman milli görüş. Kendine özgü kalmıştır. Ya bunun artıları vardır, eksileri vardır. Yani İslamcılık açısından. Yani bunun avantajı da olabilir, dezavantajı da olabilir. Bunlar konuşulabilir yani. Ya bu şekilde yanıtlayabilirim. Hocam, benim soracağım sorular bu kadar. Siz son olarak ne söylemek istersiniz? Valla son olarak ne söylemek isterim? Yani Akıncı Hareketi ya önemli bir hareket de benim yaptığım bir çalışmadır. Bu çalışma eksiği de olabilir, vardır, olabilir değil, vardır mutlaka. Daha başka çalışmalar da yapılmasında fayda vardır. Çeşitli ekoller işte Fatih Akıncı'da ekolü var, işte farklı ekoller var. İbda üzerine daha yoğun çalışılabilir. 80'lerdeki gidişat ne oldu? Onunla 90'lar falan. Bunlar buralara bakılabilir. Yani bu bir araştırma olarak yani başlangıç veya başlangıçlardan biri olarak yani illa benle yani o anlamda söylemiyorum. Yani başka çalışmalar da mutlaka var. Bence önemlidir. Yani bu çalışmalar veya bu çalışmalara bakmak. Neden önemlidir? Yani bir tarih yani hem tarih hem de aslında bugüne çok etkileyen tabii. Sonuçta bu insanların bir kısmı vefat etmekle beraber önemli bir kısmı hayatta. Bugüne gelinen çizgide Türkiye'deki İslamcı hareketin bir macerası veya bir mecrası olarak Akıncı Hareketi bence önemli bir şey harekettir. Yani sağdaki etkinliği şu olmuştur, bu olmuştur. Yani bunları çok da takılı kalmadan etkinliği olmuştur da üstelik yani bahsettiğimiz gibi. Ama bir damar olarak önemlidir. Mesela 12 Eylül olmasa çok enteresan. Türkiye'deki hikayeyi hakikaten çok farklı yerlerde olabilirdi onu söyleyeyim.
Oradaki çünkü sivil şeyi tamamen önü kesmiştir 12 Eylül. Tabii genel olarak 12 Eylül darbesi, onu belki söyleyerek bitirebilirim. Türkiye tarihinin en büyük olayıdır. Yani onu söyleyeyim, çok rahat söyleyebilirim. Yani çok çok büyük bir kırılmadır. Olumsuz, bunu olumsuz anlamda söylüyorum. Yani büyük bir kırılmadır. Oradaki çok önemli bir, yani sadece İslamcılık için söylemiyorum, ülkücü ve sosyalistler için de söylüyorum. Önemli bir potansiyelin kaybına sebebiyet vermiştir. Maalesef. Ama tabii ya bugün yapılacak bir şey yok. Yani böyle özel, yani tabii çok çok fazla son şeyi kullanabiliriz, yani son cümle başka da kullanabiliriz ama ya bu şekilde toparlamış olayım. Ben de size teşekkür etmiş olayım Hüseyin Hocam. Benim için de verimli bir sohbet oldu. Teşekkür ederim. Hocam ben teşekkür ederim. Katıldınız. Kırmadınız bizi. Böyle de güzel bir tez ve kitap ortaya çıkmış oldu. Akıncılar Hareketi ile ilgili. Ben hayırlı akşamlar diliyorum hem size hem de izleyen arkadaşlara. Hayırlı akşamlar. Çok sağ olun.